Ahmet Kekeç. Abdullah Gül böyle bir adamdı işte. Fuat Uğur'un köşesinde okudum. Bu defa Tunus'ta kafa çıkarmış. Buyurmuş ki demokrasi sandık demek değildir. Kimden söz ediyorum? Kimden olacak? Elbette Sayın Abdullah Gül'den. Ben de Birazdan eski bir marifetini imza attığı bir skandalı hatırlatacağım. Çünkü döneminde kimse üzerinde durmadı. Sadece bu satırların yazarı bir iki yazı yazdı, o da yazdığıyla kaldı. Hatırlar mısınız bilmem. DAEŞ'ın gerçekleştirdiği meşhum ve menfur Ankara katliamından sonra ülkemizi ziyaret eden Merkel, taziyelerini vicahen sunmuş, yalandan da olsa teröre karşı savaşta Türkiye'nin yanında olduklarını söylemişti. Esasında de bağlacını kullanmalıydım. Merkel de demeliydim. Daha önce başkaları, başka liderler aramıştı çünkü Hollandından Obama'sına birçok isim cumhurbaşkanı Erdoğan'la dönemin başbakanına arayıp taziyelerini sunmuşlardı. Hayır, Demirtaş'ı aramak kimsenin aklına gelmemişti. Böyle bir usul yoktu. Saldırı hangi siyasal inanıştan insanlar zarar görmüş olursa olsun doğrudan Türkiye'ye ve Türkiye'nin istikrarına yönelikti. Taziye için muhatap da doğrudan ve doğal olarak Erdoğan'dı. Nitekim öyle oldu. Saldırıda hayatını kaybedenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları olduğu için dünya liderleri doğrudan ve doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticilerini aradılar. Bir kişi istisna. Bir önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül. Hani siz içeriye çeki düzen vermezseniz darbe ve dış müdahale kaçınılmaz hale gelir diyen ve dava arkadaşlarını darbeyle korkutan Gül. Gül dava arkadaşlarım dediği Erdoğan'la Davutoğlu'nu aramadı. Selahattin Demirtaş'ı aradı. Üzüntülerini bildirdi, taziyelerini sundu, karşılığında da okkalı bir Allah razı olsun aldı. Gül'ün tutumuna geçmeden önce Demirtaş'ın gösterme, faş etme çabası hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Çünkü Gül tarafından arandığı bilgisi ya da ihbarı Demirtaş'a aitti. Yani Demirtaş faş etmeseydi kamuoyu Gül'ün taziye telefonundan haberdar olmayacaktı. Belli ki Demirtaş başkalarına nispet olsun diye bu bilgiyi servise koyuyor ve kendisini aramayan iki siyasi hakkında algı oluşturmaya çalışıyor. Herhalde şunu demek istiyor. Gül taziye için aradı. Allah razı olsun. Ama Erdoğan'la Davutoğlu aramadı. Evet, aynen öyle oldu. Erdoğan'la Davutoğlu aramadı. İyi ki aramamışlar. Neredeyse katiller doğansız cümle kuramayan, bütün siyasetini düşmanlık ve nefret üzerine kurmuş, PKK terörüne mazeret üretmekten ve Türkiye Türklerindir bayrağı altında bağlama çalmaktan başka bir marifeti bulunmayan bir adamı niçin arasınlardı? Niçin taziye dileklerini sunsunlardı? Bir önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün "Dava arkadaşlarım" dediği Erdoğan'la Davutoğlu'nu bazılarının gözünde iyice menfur konuma iten taziye telefonuna gelince, hadi iyi yapmış aramakla diyelim ama başkalarının acısını paylaşma, başkalarının derdiyle dertlenme hassasiyetini, sair alanlarda, sair mağdurlar içinde göstermesini bekledik değerli Gül'ün ama bir şey göremedik. Dava arkadaşlarını sürekli yalnız bıraktı. Başlarına türlü gaileler geldi. Mesela bir darbe atlattılar. Ne arayıp üzüntülerini bildirdi, ne de darbeye karşı nümayişlerde arkadaşlarının yanında yer aldı. Dava arkadaşları AB ülkelerinin tacizleriyle karşılaştığında da arayıp üzüntülerini bildirmedi. Bir gün Abdullah Gül nasıl bir adamdı sorusuyla karşılaşırsanız bu örneği verebilirsiniz. Böyle bir adamdı hatta daha fazlasıydı. Ahmet Kekeç, Star Abdurrahman Dilipak, Çok Geç Olmadan 2020'ye ne kaldı? 2020'ye girmeden iki yeni parti kuruldu. Büyük Anadolu Diriliş Hareketi Partisi, kısaca BADHP, 20 Kasım 2012 tarihinde kurulan Genel Başkanlığı'nı Sabri Örneğin yaptığı bir siyasi partidir. Anadolu Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 24. dönem milletvekili olan 2014 yılı Ekim ayında Cumhuriyet Halk Partisinden istifa eden yarsa ve eski başkanı Emine Ülker Tarhan Sırada başka partiler var. Her ihtimale karşı hazırlık yapanlar var. Şimdi Babacan'ın partisi bekleniyor. Bu yeni partilerin kuruluşuyla mevcut partilerden istifalar olacak. Yeni kurulacak partiler arasında sağda var, solda liberal de var, milliyetçi de. Cem Uzan parti kuracağını açıklamıştı. Onu da göreceğiz. Yeniden Refah Partisi Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan öncülüğünde 23 Kasım 2018'de kurulmuştu. İlk kongresini yaptı. İttifaklar sürecinde SP, BBP, YRP bakalım kimle birlikte olacak. Dün insanlar partilerinden ayrılırlarsa nereye gidecekleri konusunda kafalarında cevabını bulamadıkları sorular vardı. Şimdi seslerini duyuramadıkları parti yönetimlerinin dikkatini çekmek için bir takım adresler var. Şimdi partilerin kurucularını ve programlarını tanıyacağız. Sonra teşkilatlanma aşaması, bu arada milletvekilleri, belediye başkanlıkları ve meclis üyeliklerinden geçişler olacak mı onu göreceğiz. Eski milletvekilleri, parti yöneticileri, tanınmış bürokratlar, iş adamları, sanatçı, yazar kim nerede göreceğiz? Bakalım bu süreçte mecliste yeni gruplar kurulacak mı? Sanırım bu süreçte taraflar birbirini yıpratmak için belden aşağı vuruş yapmazlar. Tehdit, şantaj yoluna sapmazlar. Zaten halk siyasetten umudunu kesmek üzere, kırgın ve küskün. Bir de ağız dalaşına girecek olurlarsa siyaset adamları ve partiler bindikleri dalı keserler. Geçen gün arkadaşlarla konuşuyoruz. Bir deprem olursa ne olur? Bakın akrabalar, komşular küs. Birbirlerini hain ve işbirlikçi ajanlıkla suçluyorlar. BCG, ardından FETÖ, Ergenekon, Balyoz derken bugünlere geldik. Deprem olursa enkaz altından birbirimizi kurtarmak için mi elimizi birbirimize uzatacağız. Bakın bu yönetim başarısız olursa bütün Türkiye kaybeder. İstanbul Ankara belediyeleri başarısız olursa yine Türkiye kaybeder. Bize yar olmayan kimseye de yar olmasın mı diyeceğiz. Hani sözü dinleyecek, doğrusuna tabi olacak, yanlışına karşı çıkacaktık. Hani güzel söz ve hikmetle müellefe kulüp yapacaktık. Adil şahitler olacaktık. Bir topluluğa olan öfkemiz bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmeyecekti. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti hangisi olursa olsun bakın bakalım kim nasıl hareket ediyor. Siyasetin gayesi maslahat yani sulh etmek olmalıdır. Kavga bahanesi üretmek değil. Bu kafayla kim kazanırsa kazansın ya da kim kaybederse kaybetsin sonunda kaybeden hep Türkiye olacaktır. Tarikat, parti, dernek, oda, sendika, şirket, kooperatif fark etmez. Kimse kendini kurtarıcı olarak görmesin ve göstermesin. Kurtarıcı yok. Kurtarıcılardan kurtulmadan da gerçek anlamda kurtuluş yok. Herkes için ancak yaptığının karşılığı vardır. Liderlik karizmasının arkasına saklanarak tek adam olma hayalleriyle çevresinden itaat sözü alarak ebedi şeflik taslayanlar ve bizden rain ademimizi isteyenlere kafamızı kiraya vermemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Mahkeme kadıya mülk değildir. Biz bizden olan yetkisini bizden alan ve bize hesap verenlere, sözleşmeye, ahitleşmeye ve marufa yani devletin varlık ve meşruiyet temelleriyle ilgili bilinen kurallara uyanlara biz de verdiğimiz söz çerçevesinde uyarız. Yoksa kim olursa olsun istişare ve şuraya uymayan, masiyetle lekelenmiş işlere göz yummayacak ve sözlere itaat etmeyeceğiz. 28 Şubat'ta etmedik, yeniden o günlere dönülürse yine itaat etmeyeceğiz. Bize ilahlık ve rablik taslayanlara, yani bizim üzerimize hüküm koyan ve bizi kendi heva ve heveslerine göre terbiye etmeye kalkanların emri vakillerine karşı direneceğiz. Bunlar emir de olsa, babamız da olsa Siyaset velayet değil, vekalet müessesesidir. Hazreti Ömer'e cübbesinin hesabını sorarız. Sıradan insanların nasihati bir erdem olarak görülürken hutbede Hazreti Ömer'in söyledikleri bir kadın tarafından engellenebilir. Bizde tarikatta biat diye bir şey var. Bunu vakıf dernek hatta siyasette uygulamaya başladılar. Bakın biat karşılığında cennetin satın alındığı sözleşme demektir. Bu sözleşme din temelli olduğu için öncelikle Allah'a ve Resulüne bağlılığın yanında farz-ı kifaye sorumluluklarında Allah'ın rızasının tecellisinin vesilesi olma iradesiyle iş bölümü ve bir disipline ve o konuda tarafların birbirine verdikleri söze bağlılığı ifade eder. Bu iş karşılığında da Allah'ın rızası sonucu cennete kavuşmayı ifade ederler. Yoksa birilerinin fikrine ya da otoritesine bağlılık anlamına gelmez. Bunun dışında mutlak bir bağlılık sözü siyasi otorite ya da din büyüklerini put haline getirir. Onları ilah ve rab konumuna yükseltir ki o sözü alanın da o sözü verenin de vay haline. Bakın Ali İmran 159'da Allah Celle Celaluhu mealen, eğer kötü huylu, sert mizaçlı, katı yürekli olsaydın, akılsızca davransaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onlara af ile muamele yap buyurmadı mı? Hani Taif'e giden peygamber gibi olacaktık, kavliyle yin bir üslupla hitap edecektik, merhametimiz gazabımızdan, sevgimiz nefretimizden büyük olacaktı, elemin olacaktık, onların kalplerini kazanarak kurtuluşlarına vesile olacaktık, yani veresetül enbiya olacaktık. Bakın affetmesini bilmeyenler, affedilmeyeceklerdir. Dilerim herkes kendilerine karşı olan ya da yeni ortaya çıkan siyasi hareketlere karşı daha ölçülü bir dil kullanır. Elbette eleştiri olacaktır ama hakaret, iftira, gıybet, dedikodu olmamalı. Troller üzerinden bir yıpratma kampanyası yürütülmemeli. Bana kalırsa daha ahlaklı, daha dürüst ve daha ölçülü bir söylem ve eylem sahipleri kazanacak. Siyasiler topluma kötü örnek olmamalı ağuyu altın tas içre bala karıştırıp sunanların, yani helale haram katanların yaldızlı sözlerine ve işlerine de kanmayalım bu arada. Hani onlar biz ıslah edicileriz diyorlardı ya, Kur'an onlar için onlar bozguncuların ta kendileridir diyordu ya, Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Dünü unutmayalım. Ham vaatlere kanmayalım. Adil şahitler olalım. Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalimlere karşı olalım. Bir topluluğa olan öfkemiz bizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin. İyilikler kötü işlerin perdesi olmasın. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak. Yeni Akit.